Tonguç Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Trigonometri videomuzda karşınızdayız. Evet. Şimdi dik üçgende artık arkadaşlar kenarlar arasında yaptığımız bazı oranlar olacak ve biz bu oranları artık trigonometrik fonksiyonlar diye anlatıyoruz. Şimdi trigonometrik fonksiyonları biz ağırlıklı olarak 11. ve 12. sınıfta görüyor olacağız. 9. sınıfta buna kısaca işte sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant ifadeleri nelerdir diye giriş yapıyor olacağız. Ondan önce dik üçgenimize geliyoruz. Şimdi istediğiniz köşeden bakabilirsiniz. Ben C köşesinden baktım. Yani bu şunu anlatıyor. Bütün açılar için konuşabilirsiniz. Ben sadece buradan baktım. Şimdi diyoruz ki C köşesinden baktığımızda bir alfa açısı var ve bu alfa açısına göre dik kenarlarımızı isimlendiriyoruz. Şimdi burası artık açının yanındaki kenar olduğu için dik komşu dik kenar C yani AB dediğimiz kenarımız ise arkadaşlar Açımızın karşısında kenar olduğu için buna da karşı dik kenar adını veriyoruz. Ve dik üçgende 90 derecenin karşısındaki kenar yani hipotenüs artık bizim en uzun kenarımızdır. Buradan sonra da şunu söylüyoruz: Bu ABC kenarları arasında yaptığımız bir oran işlemi var. Örneğin a bölü b dediğimizde yani komşu bölü hipotenüs dediğimizde biz buna kosinüs adını veriyoruz. İşte karşı bölü hipotenüs dediğimizde de sinüs adını veriyoruz ve onlar da şu an sağ tarafta şimdi dolduruyorum. Önce sinüsle başlıyorum. Alfa'nın karşısı yani karşı dik kenar bölü hipotenüs şeklinde yazıyoruz. Alfa'nın karşısında C var. Dolayısıyla sinüs dediğiniz şey C bölü B'ye dönüştü. Kosinüs alfa dediğimizde ise artık komşu dik kenar bölü hipotenüs oranına biz kosinüs alfa adını veriyoruz. Onu da hemen yazdım. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. Bunu da kenarlar ile adlandıracak olursak A bölü B adını veriyoruz. Devamında tanjant ve kotanjant toplamda arkadaşlar. 6 e, tane fonksiyonumuz var. Fakat bizi en çok ilgilendiren bu dörtlü aklınızda bulunsun. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant. Şimdi tanjanta geldiğimizde de tanjantta da şunu söylüyoruz arkadaşlar. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar karşı dik kenar bölü komşu dik kenar. Alfanın karşısında C var. Komşusunda da A var. Demek ki C bölü A şeklinde yazıyoruz. Kotanjant dediğimizde de bu sefer tanjantın tam çarpmaya göre tersini söylüyoruz. Yani komşu bölü karşı yazıyoruz. Komşu dik kenar bölü karşı dik kenar. Bu da artık arkadaşlar A bölü C'yi anlatıyor. Şimdi burada şunu unutmayın lütfen. A köşesinden bakıyor olsaydık da yine şu şurayı kapatayım. Eğer A köşesinden de bakıyor olsaydık yine bunları yazıyorsunuz arkadaşlar. Karşı bölü hipotenüs sinüsü anlatıyor. Komşu bölü hipotenüs kosinüsü anlatıyor. Tanjant bölü e, tanjant karşı bölü komşu, kotanjant da komşu bölü karşıyı anlatıyor olacak. Bunlar hiçbir zaman değişmiyor. Unutmayın lütfen. Ama burada yazdığımız artık hangi köşeye göre konuştuysak işte C bölü B örneğin A'dan baktığımızı düşünelim. A'dan bakarsak sinüs yani karşı bölü hipotenüs bize A bölü B'yi anlatıyor olacak. A'dan baktığımızı düşünelim kosinüs için ne yazmıştık? Komşu bölü hipotenüs. komşumuzda artık A için konuşuyorum unutmayın. C var. C bölü B şeklinde burada yazdığımız oranları sizden istenen açıya göre sırasıyla değerlendiriyor olacaksınız. Şimdi bizim burada bilmemiz gereken iki tane çok önemli özdeşlik var arkadaşlar. Bunlardan birincisi sin kare alfa artı kos kare alfa. İkincisi de tanjant ile kotanjantın çarpımı. Şimdi tanjant önce sağdakini yazayım bakın. Tanjant alfa dediğimizde açıya göre konuşuyorum. Yani C köşesinden bakıyorum. Karşı bölü komşu yazdım. C bölü A oldu. Kotanjant alfa dediğimizde ise komşu bölü karşı yazdım. Yani A bölü C dedim. Şimdi bizden bu ikisinin çarpımı isteniyor. C bölü A çarpı A bölü C yazdığımızda bakın A'lar sadeleşti. C'ler de sadeleşti ve bu çarpma işleminin sonucu da daima birdir diye söylüyoruz. Unutmayın tanjant alfa çarpı kotanjant alfa bakın gördüğünüz gibi herhangi bir sayı kullanmadım. Dolayısıyla bu bir genelleme olduğunu anlatıyor. Tanjant ile kotanjantın çarpımı daima bir eşittir. Şimdi gelelim sin kare ve kos karenin toplamına. Arkadaşlar sinüs dediğimiz ifade yani sinüs alfa karşı bölü hipotenüsü yani c bölü b'yi anlatıyordu. Devam ediyorum. Kosinüs alfa dediğimiz ifade ise komşu bölü hipotenüsü anlatıyordu. Yani... A bölü B bizden bunların kareler toplamı istemiş. Şimdi bu ikisinin karelerini topladığımızda C bölü B'nin karesini alırsanız C kare bölü B kare artı A bölü B'nin karesini alırsanız A kare bölü B kare geldi. Paydalar aynı dolayısıyla topladığınızda A kare artı C kare bölü B kare geldi. Şimdi bunun değerini bir düşünelim. Bunun değeri ne olabilir dediğimizde. Hemen aklıma şu geldi. Dik üçgende hipotenüsün karesi yani B'nin karesi eşittir. A'nın karesi artı C'nin karesini anlatıyordu. Demek ki ben A kare artı C kare gördüğüm yere B'nin karesini yazabilirim. Şimdi bunu alıp burada yerine yazdığımızda burası artık arkadaşlar B kare bölü B kare o da eşittir. Bir oldu. Yani iki özdeşliğimizin de sonucu 1'i anlatıyor. Sin kare açı istediğinizi yazabilirsiniz. 15 yaz, 20 yaz ama buraya hangi açıyı yazdıysanız burada da aynı açı olmak zorunda arkadaşlar. Aynı durum burada da geçerli. Örneğin buraya tanjant 70 yazdığınızda burada da kotanjant 70 olur ve bunlar çarpım durumunda olurlarsa sonucumuz daima biri anlatır diye söylüyoruz. Evet ısınma demişiz. Hemen bakalım. ABC dik üçgen AB8 BC 17 birim ise alfanın trigonometrik oranlarını bulunuz. Şimdi Bizden artık şu isteniyor bakın. Tanjant alfa, e, kotanjant alfa, daha sonra sinüs alfa ve kosinüs alfa değerleri isteniyor. Bizim bunları yazabilmemiz için önce arkadaşlar dik üçgenin tüm kenarlarını bulmamız gerekiyor. Şimdi bir dik kenarınız 8, burayı bilmiyorum. 8 bir şey 17. Hatırlarsak bu bir özel üçgendir. 8 15 17 özel üçgene bakıyorsunuz. Şimdi Tüm kenarların bulduğuma göre artık tanjantla başlıyorum. Tanjant için karşı bölü komşu yazmıştık. Yani 8 bölü 15 oldu. Devam ediyorum. Kotanjant alfa ise komşu bölü karşı diye yazmıştık. Yani 15 bölü 8 oldu. Sinüs alfa dediğimizde yine açıma göre konuşuyorum. C köşesinden bakıyorum yani unutmayın. Alfanın karşısında 8 var. 8 bölü 17 oldu. Daha sonra kosinüs alfa dediğimizde de artık arkadaşlar 15 bölü 17 de kosinüs değerimiz oldu. Burada aklınızda bulunsun. Önce kenarların buluyorum. Kenarları bulduktan sonra da artık arkadaşlar bizden istenen trigonometrik değerleri yazmış oluyoruz. Evet ABC üçgeninde AB eşittir AC. Tamam demek ki ikiz kenar bir üçgene bakıyorum. BD 5 birim, DC 11 bir birim. AD kök 58 ise Tanjant alfa bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa işleminin sonucu nedir diye sormuş. Burada şunu unutmayın arkadaşlar. Sizin trigonometrik oranları yazabilmeniz için şeklin içinde daima bir dik üçgen olmalı. Bunu unutmayın. Ve bize bu ikiz kenarlık bilgisini aslında şu yüzden verdi. A noktası bu ikiz kenar üçgenin tepe noktası. Demek ki biz bu tepe noktasından artık yükseklik çizdiğimizde bu yükseklik hem Kenar ortay oldu. Hem de arkadaşlar açı ortay oldu. Hatırlarsak yaki diye yazıyorduk bunu da. Şimdi bc'nin tamamı 16 birim. Şuranın bakın tamamı 16 birim. E biz bunu iki eş parçaya böldük. Yani burası 8 birim burası da 8 birim. Buraya mesela e noktası diyelim. dc'nin tamamı 11. ec 8 demek ki buraya artık 3 kalmış oldu. Şimdi buraya da 8 yazdım. Benim artık bu yüksekliği bulmam gerekiyor ki bizden istenen tanjant, sinüs ve kosinüs değerlerini bulalım. Şimdi ben şu uzunluğa x diye yazdım. Devam ediyorum. x'in karesi artı 3'ün karesi eşittir kök 58. Yani 58 oldu. Şimdi 3'ün karesi bunu karşı aldığımızda x kare eşittir. 58'den 9 çıkardığımızda 49 X de buradan artık arkadaşlar 7 oldu. Demek ki çizmiş olduğumuz yükseklik 7 birim. Şimdi bizden tanjant alfa istenmişti. Önce tanjant yazıyorum. Açımızın karşısında 7 var bakın. Tanjantı da karşı bölü komşu diye anlatmıştık. 7 bölü 3 bölü. Şimdi sinüs alfa. E sinüs de karşı bölü hipotenüstü. Yani 7 bölü kök 58 çarpı kosinüs alfa dediğimizde komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü kök 58 oldu. Aşağıda çarpma işlemini yaptığımızda bakın yukarısı zaten 7 bölü 3. Aşağısı da 21 bölü 58 oldu. Birinci ayna yazdık. İkinciyi ters çevirip çarptığımızda 7 bölü 3 çarpı 58 bölü artık 21 oldu. 7'yi sadeleştirdim bir. Burası artık 3 üç oldu. 3 ile de 3'ü çarptığımızda demek ki bizden istenen ifade Arkadaşlar 58 bölü 9'dur diye söylüyoruz. Şimdi bu neredeyse arkadaşlar tüm kitaplarda karşınıza çıkar. Aklınızda bulunsun. İkiz kenar bir üçgende. Bunu unutmayın lütfen. İkiz kenar bir üçgende. Eğer sizden ee, herhangi bir açının trigonometrik değeri isteniyorsa daima tepe noktasından bir yükseklik çizmeniz gerekiyor. Bunu hep aklınızda bulundurun. Zaten trigonometrik değerleri yazabilmek için hep bir dik açıya yani 90 derece ihtiyacımız var. Evet 0 küçü e, derece küçüktür. Alfa o da küçüktür. 90 derece olmak üzere kotanjant alfa 12 bölü 5 ise kosinüs alfa bölü tanjant alfa artı kotanjant alfa değerini bulunuz demiş. Şimdi bakımıza bir trigonometrik oran verilmiş. Unutmayın kenar uzunluklarını bilmiyorum üçgenin. Sadece kotanjantı nasıl yazacağım biliyorum. O da zaten komşu bölü karşıydı. Hemen dik üçgenimizi çizdim. Şu köşeye alfa diye yazdığımızda komşu bölü karşı. Yani buraya 12 yazarsam burası 5. Zaten bu bir dik üçgen. 5, 12. Demek ki dik üçgenimiz 5, 12, 13 dik üçgen oldu. Hemen kosinüs alfayı bulalım. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü. Yani 12 bölü 13 bölü tanjant alfa karşı bölü komşu. Yani 5 bölü 12 artı kotanjant alfa da zaten ...12 bölü 5 diye yazmıştık. Buradan sonra aşağıda arkadaşlar... ...payda eşitliyorum. Burayı 5 ile genişlettim. Burayı da artık 12 ile genişlettiğimizde... ...yukarısı zaten 12 bölü... ...aşağıda da bakın 5'in karesi 25. 12'nin karesi 144. Topladım. 169 bölü... ...60 oldu. Rasyonel sayılarda bölme yaparken... ...birinciyi aynen yazdık. İkinciyi ters çevirip... ...çarptığımızda burası da artık... 12 çarpı 60 yukarıyı çarparım da aşağısı bayağı büyük geliyor. Hatta aşağı şöyle yazabiliriz. 169 dediğiniz sayı arkadaşlar malum 13'ün karesi. Bir 13 de burada var. 13'ün küpü geldi. 60 dediğim sayı 12 çarpı 5'ti. E bir 12 de burada var. Demek ki 5 çarpı 12'nin karesi bölü 13'ün küpü şeklinde de artık işleminizi yazabilirsiniz. Evet yazılı sorusu demişiz. Yandaki şekil 30 özdeş kareden oluşmuştur. Buna göre tanjant alfa artı kotanjant alfa çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa işleminin sonucu nedir? Yine söylüyorum. Bu da arkadaşlar neredeyse tüm kitaplarda karşınıza çıkabilecek bir ifade. Buna özellikle dikkat ediniz. Yazılıda da o yüzden çıkar diye söyledim. Buradaki yöntem şu. Buradaki yöntem arkadaşlar verilen açıyı daima e, ben köşeye taşı diye söylüyorum köşeye taşımaktan kastımız şeklin herhangi bir köşesine taşıyabilmek. Çünkü bakın buradan biraz zor buluruz. Neden mi? Şuradaki parçanın uzunluğunu bilmiyorum bakın. Dolayısıyla şu uzunluğu da bilmiyorsunuz. Evet 1, 2, 3, dört. Burayı biliyorum. 4 birim ama şu parçayı bilmediğiniz için devamında hipotenüsü de bulamazsınız. Ben de o yüzden bu alfa açısına yöndeş olduğu için bu köşeye taşıyorum. Malum yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşitti. Dolayısıyla Buradan bakmak daha mantıklı. Çünkü ben şu kenar uzunluğunu biliyorum. 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu uzunluğumuz da artık 6 birim oldu. E Tanjant alfa. T e, alfayı buraya taşımıştım. Karşı bölü komşu. 6 bölü 4. Sadeleştirdim. 3 bölü 2. Artı. Kotanjant alfa da komşu bölü karşıydı. Yani 4 bölü 6. Onu da sadeleştirdim. 2 bölü 3 oldu. Önce bu birinci parantezi bitirelim. Burayı artık 3 ile genişlettim. Burayı da 2 ile genişlettiğimizde 3 kere 3, 9, 4 daha ekledim. 13 bölü 6 oldu. Şimdi sıra sinüs ve e, kosinüs değerlerini bulmaya geldi. Sizin sinüs ve kosinüs yazabilmeniz için daima hipotenüsü bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer hipotenüse x yazarsak x'in karesi eşittir 6'nın karesi 36 artı 16 x kare eşittir 52. x de buradan 2 kök 13 oldu. Sinüs alfayı yazıyorum hemen. Artık hipotenüsümü biliyorum. 2 kök 13. Karşı bölü hipotenüs. Yani hemen 6 bölü 2 kök 13'ü yazdım. Çarpı. Kosinüs alfa dediğimizde de komşu bölü hipotenüs. Yani 4 bölü 2 kök 13 oldu. Buradaki bu 2 kere 2 4. Bu 4'ü sadeleştirdi. Kök 13 ile kök 13 çarptığınızda burası artık arkadaşlar 6 bölü 13 oldu. Birinci parantezi zaten 13 bölü 6 bulmuştum. İkinci parantezimi de 6 bölü 13 buldum. Bunları da birbiriyle çarptığımızda sonucumuz da artık arkadaşlar 1'dir diye söylüyoruz. Evet bazı trigonometrik e, açı değerlerimiz var. Bunları muhakkak bilmelisiniz arkadaşlar. Bize inanılmaz kolaylık sağlıyor olacak bu yüzden şimdi hem 60 derece hem 30 derece hem de 45 derecenin trigonometrik değerlerini yazmaya çalışalım birlikte. Şimdi 60 60 yazdığımıza göre bu bir ikizkenar üçgen. Açıları topladım 120. 180'den 120'yi çıkardığınızda burada artık 60 derece kaldı. Dolayısıyla bu bir eşkenar üçgen de oldu. Şimdi ben yukarıdan artık arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğunu bildiğim için bir yükseklik çiziyorum. Bu yükseklik bakın 60 90 30 derece 60, 90, 30 derece oldu. E çizdiğiniz yükseklik aynı zamanda açı ortay. Demek ki ben buraya D noktası dersem BD uzunluğu da bir, DC uzunluğu da bir oldu. Bu kenar değerleri bize lazım. Çünkü bu kenar değerleri sayesinde bütün trigonometrik değerleri yazabiliriz. Örneğin sinüs 30 dediğimizde istediğiniz üçgene bakabilirsiniz arkadaşlar. Sinüs 30 neydi? Karşı bölü hipotenüstü. Yani 1 bölü 2 geldi sonra e, sinüs 60'ı yazmış olalım. Bakın sinüs 60'ı yazmak için karşı bölü hipotenüs yani benim ad uzunluğunu biliyor olmam lazım. Hemen ad'nin uzunluğunu bulalım. Buraya x diye yazdığımızda x'in karesi artı 1'in karesi eşittir. 2'nin karesi yani 4 oldu. x kare eşittir 3. x de buradan kök 3 yani şu uzunluğumuzda artı kök 3 oldu. Şimdi sinüs 60 dediğimizde karşı bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2 geldi. Sonra kosinüs 30 dereceyi yazalım. Kosinüs 30 dediğimizde de yine söylüyorum arkadaşlar istediğiniz üçgene bakabilirsiniz. İster sol ister sağ fark etmiyor. Kosinüs komşu bölü hipotenüstü yani kök 3 bölü 2 geldi. Devamında e, artık kosinüs 60 dereceyi de yazarsak e, komşu bölü hipotenüsü tekrar yazdım 1 bölü 2 gelmiş oldu. İsteyen arkadaşlarım tanjant ve kotanjant değerlerini de benim yazdığım gibi üçgenden bulabilir. Şimdi aynısını sağdaki üçgen için yapalım. Yine bir dik üçgen var karşınızda. Bakın 90, 45. O zaman burası 45 derece oldu. Şimdi 45, 45, 90 ikiz kenar dik üçgeninde ben ikiz kenarlara bir birim yazarsam burası artık arkadaşlar kök iki birim olmuştu. Şimdi isteyen 10 yazsın, 100 yazsın hiç fark etmez kenar uzunluklarıyla trigonometrik e, oranların bir ilişkisi yok. Zaten oranladığınız için istediğiniz kadar büyütün ya da istediğiniz kadar sadeleştirin. Sonuç hiçbir zaman değişmeyecek arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Sinüs 45 dediğimizde nedir sinüs 45? İster bu 45'ten bakın, isterseniz bu 45'ten bakın. Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 2 geldi. Sonra kosinüs 45 dediğimizde yine aynı mantık geçerli arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs yani 1 bölü kök 2 geldi. Devam ediyorum. Tanjant 45 derece dediğimde. Şimdi tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 1 bir bölü 1'den 1 bir oldu. Kotanjant 45 dediğimizde de komşu bölü karşıdan yine arkadaşlar sonucumuz 1 geldi. Evet bunlar çok gerekli ama söylüyorum. E, ezberleme noktasına gelince iş benim size tavsiyem. Zaten bu benim çizmiş olduğum üçgenleri birkaç defa alıp evde siz çizerseniz emin olun artık iş ezberden çıkıp mantığını da kavramaya gelmiş olacak. Yani sinüs 30'u her sorduğumuzda veya e, kosinüs 60'ı her sorduğumuzda burada çizmiş olduğum üçgeni çizmek zorunda değilsiniz. Bunu birkaç defa tekrar ettiğinizde emin olun kendiliğinden hatırlıyor olacaksın. Evet kosinüs 60 bölü tanjant 30 artı sinüs 30 bölü kotanjant 60 işleminin sonucu istenmiş. E şimdi yazmıştık. Kosinüs 60 zaten 1 bölü 2'yi anlatıyor. Bölü. Tanjant 30 dediğimizde. Tanjant 30 da artık arkadaşlar 1 bölü köküçe eşit. Artı sinüs 30. E sinüs 30 1 bölü 2 bölü. Kotanjant 60 dediğinizde o da artık 1 bölü köküçe eşit. Birinci rasyonel sayı aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptığımızda köküç bölü 2 artı aynı durum burada da geçerli. Köküç bölü 2 topladığımızda 2 köküç bölü 2, iki, 2'lerden kurtulduk. Bizden istenen toplama işleminin sonucu da artık arkadaşlar 3'tür diye söylüyoruz. Evet çiz bakalım demişiz. ABC üçgeninde MB 60, MC 45 AC 9 kök 2 ise BC uzunluğu nedir diye sormuş. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu daha önce de söylemiştim arkadaşlar videolarda birçok kez. Eğer 30 derece, 45 derece, 60 derece gibi açılarınız varsa bunlara hiçbir zaman dokunmuyorum. Bunların karşılarına bir dik çizmeye çalışıyorum. O yüzden A noktasından bir yükseklik çizdiğinizde. Şimdi buraya D noktası diyelim bakın. ADC 45 90 demek ki burası 45 oldu. Yani 45 45 90 bir ikiz kenar dik üçgen. Hipotenüs 9 kök 2. Demek ki dik kenarlarımız 9'a 9 oldu. Şimdi DC uzunluğunu buldum. Sıra sol tarafa geldi. Bakın burayı kapattığımızı düşünürsek 60'ın karşısında 9. Şimdi şu açımız artık 30 derece oldu. Hatırlarsanız 30 derecenin karşısına A yazdığımızda 60 derecenin karşısı bunun kök 3 katı, 90 derecenin karşısı bunun 2 katıydı. Yani sizin A kök 3 dediğiniz sayı bizim az önce bulmuş olduğumuz 9'u anlatıyor. Hemen yazdım. A kök 3 eşittir 9. Her yeri kökçe böldüğümüzde A da buradan artık 3 kök 3 oldu. Yani şu uzunlukta 3 kök 3. Bizden BC uzunluğu istemiş. Topladığımızda 9 artı 3 kök 3 birimde artık arkadaşlar BC'nin uzunluğudur diye söylüyoruz. Evet yazılı sorusu demişiz. Bakalım ABC dik üçgeninde AD BC dedik. Tamam. Sonra AB ile AC dedik. BD 3 birim, AD 6 birim. Kotanjant beta tanjant alfa bölü sinüs alfa artı kosinüs beta işleminin sonucu nedir diye sormuş. Şimdi ee, malum dik üçgen ve öklit ee, yayınımızda şunu söylemiştim. Demiştim ki 90'dan 90 çizerseniz arkadaşlar unutmayın öklit kuralları çalışır. Yani hipotenüsü çizmiş olduğunuz yükseklik buna H hatırlayın buna P buna da K yazmıştık ve devamında şunu söylemiştik. H kare eşittir P çarpı K. Yani altının karesi eşittir ayırdığı parçaların çarpımına. 3 çarpı K dediğimizde 36 eşittir 3K. K da buradan artık arkadaşlar 12 birim oldu. Şimdi buraya 12'yi yazdım. Artık devam ediyorum. Bizden kotanjant beta istenmişti. Şimdi kotanjant beta dediğimiz ifadede bakın. Komşu bölü e, karşı yazmıştık. B burada. Komşuda 3 var. 3 bölü 6 çarpı tanjant alfa. E tanjant da karşı bölü komşuydu. O da artık 6 bölü 12 oldu. Bölü. Sıra sinüs alfa ve kosinüs beta değerlerini bulmaya geldi. Arkadaşlar unutmayın hipotenüsleri bulmak zorundasınız sinüs ve kosinüsü yazabilmek için. Şimdi ben bu hipotenüse x yazarsam artık x kare eşittir 6'nın karesi 36 artı 3'ün karesi 9 yani x kare eşittir 45 x de buradan 3 kök 5 oldu. Hemen yazdım burası 3 kök 5. E şimdi sinüs alfa kosinüs beta önce kosinüs beta'yı bulalım. Komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 3 kök 5 artı. Buraya dikkat edin bakın. 3'e 6, 6 12. Yani 2 kat. Demek ki AC dediğiniz uzunluk da AB'nin 2 katı olmalı. O da artık 6 kök 5 geldi. Biz sinüs alfa istemiştik. Yani karşı bölü hipotenüsü. O da 6 bölü 6 kök 5 oldu. Şimdi burada altılardan kurtuldum. 3 bölü 12 dediğimizde burası 1 bölü 4 oldu sadeleştirdiğimizde. Şimdi burada üçleri sadeleştirdim. 6'ları da sadeleştirdim. 1 bölü kök 5 artı 1 bölü kök 5. 2 bölü kök 5 oldu. Birinci rasyonel sayıyı aynen yazdık. İkinci rasyonel sayıyı ters çevirip çarptığımızda burası da artık kök 5 bölü 8'dir diye söylüyoruz. Evet Çiz bakalım demişiz. ABC ikizkenar üçgen AB eşittir AC sonra BD 5 birim DC 15 birim AD 13. Sinüs alfa artı kosinüs alfa çarpı tanjant alfa işleminin sonucu nedir? Az önce söylemiştim. Yine hatırlatıyorum. Çiz bakalımı gördüğünüzde arkadaşlar daima bir çizim yapmanız gerekiyor. AB ve AC ikizler ikiz kenar üçgen dediğimizde zaten az önce de bir benzerini çözmüştüm. Hemen tepe noktasından yüksekliğimi çiziyorum. Çünkü tepe noktasından yükseklik çizdiğinde bu aynı zamanda açı ortay, aynı zamanda kenar ortay olmuştu. Şuraya E diyelim. Uzunluğun tamamı 20 birim. Uzunluğun tamamı 20. E, e noktası artık BC'nin ortası. Dolayısıyla 10, 10 olmalı. Yani burası 5 birim, burası 10 birim oldu. Şimdi hemen üçgenime bakalım. D, E, A üçgenine baktığınızda. DEA üçgeninde D, e, 5 birim. Çizdiğim yüksekliğe H diyelim. 5 H 13. Demek ki 5, 12, 13 özel üçgenine bakıyoruz. Yüksekliğimiz de bu yüzden 12 oldu. Hemen sinüs alfayı yazıyorum. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüsten 12 bölü 13 artı kosinüs alfa komşu bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Şimdi burayı topladığımızda burası artık 17 bölü 13 oldu. Devam ediyorum. 17 bölü 13 çarpı tanjant alfa. E tanjant da karşı bölü komşuydu. Yani 12 bölü 5 geldi. Çarptığımızda 13 çarp 5 paydamız 65 oldu. 17 çarp 12 dediğimizde 170. 34 daha 204 oldu. 204 bölü 65 de bizden istenen ifadeyi anlatıyor. Evet şimdi birim çember nedir? Birim çember şudur arkadaşlar. Merkezi orijin ve yarıçapı bir birim olan çembere biz artık arkadaşlar birim çember veya aklınızda bulunsun bu bazen karşınıza çıkar trigonometrik çember adını veriyoruz. Şimdi trigonometrik çember diye konuşmamızın sebebi şu. Burada artık sinüs kosinüs açı oluşacağı için birazdan sinüs kosinüs tanjant kotanjant ifadelerini dik üçgen sayesinde bulabiliyoruz. Yarı çap uzunluğu gördüğünüz gibi bir birim yazdık ve içeride bir dik üçgen oluşturduk. Şimdi bu dik üçgeni oluşturduktan sonra az önce yapmış olduğumuz oranları tekrar ediyorum. Örneğin kosinüs alfayı ne diye yazmıştık arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Yani OA bölü hipotenüs bir birim. O da artık ne anlatıyor? OA'yı anlatıyor. E sizin OA dediğiniz uzunluğu burada X diye yazmışız. Sonra sinüs alfa dediğimde e sinüs alfa da karşı bölü hipotenüstü. Yani AP bölü 1 e sizin paydanız 1 ise yazmanız gerekmiyor. AP dediğiniz uzunlukta artık bize Y'yi anlatıyor. Buradan şu yorumu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. X eksenine artık kosinüs ekseni adını veriyoruz. Y eksenine de artık arkadaşlar sinüs ekseni adını veriyoruz. Şimdi o A'nın X, AP'nin Y olduğunu biliyorum. Bakın burada bir dik üçgen var farkındaysanız. Bu dik üçgende Pisagor teoremini yazarsak yani dik kenarların kareler toplamını yazdığımızda X kare artı Y kare eşittir. 1 oldu. E zaten sizin X dediğiniz şey kosinüs. Y dediğiniz şey de sinüs anlatıyordu. Az önce bulmuş olduğumuz e, özdeşliği özdeşi tekrar etmiş olduk. Kos kare artı sin kare her zaman 1'e eşittir bunu unutmayın ve burada bilmemiz gereken bir diğer nokta şu arkadaşlar bakın yazmış olduğum bu özdeşlik aşağıda da belirttiğim gibi birim çember üzerindeki bütün noktalar için geçerlidir. Buna lütfen dikkat edin. Yani illa özel bir nokta olması gerekmiyor. Rastgele seçilmiş noktalarda her zaman burada yazmış olduğumuz özdeşliği sağlamak zorunda. Evet ısınma demişiz. Hemen bakalım. Düzlemde çizilen birim çember üzerine bir P1 bölü 2'ye A noktası alınıyor. Buna göre A nedir demiş. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şunu görürseniz her zaman yazacağımız ifade aynı. X kare artı Y kare eşittir 1. 12. sınıfa geldiğinizde bunun çember denklemi olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde görüyor olacaksınız. Şimdi tekrar ediyorum. Bu tarz bir soruyla karşılaştığınızda eğer noktanın birim çember üzerinde olduğunu söylüyorsa az önce de söylemiştim. Birim çember üzerindeki bütün noktalar bu özdeşliği sağlamak zorunda. Yani 1 bölü 2 A noktasının da kareler toplamı 1'i anlatmalı. Şimdi bunu yazalım. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 artı A'nın karesi. Yani A kare eşittir 1'in karesi. 1 bölü 4'ü karşı aldığımızda A kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4 3 bölü 4 oldu biz A'yı arıyoruz. Her iki tarafın kare kökünü aldım. Şimdi lütfen buraya dikkat edin bakın. Burada artık bilmemiz gereken nokta şu. Herhangi bir sayının karesi 3 bölü 4'ü anlatıyorsa bu sayı yani A kök 3 bölü 2 de olabilir. Ya da negatiflisi olan eksi kök 3 bölü 2 olabilir. Çünkü herhangi bir sayının karesini aldığımızda sayı negatif de olsa pozitif de olsa sonuç hep pozitif çıkıyordu. Şimdi kök 3 bölü 2 mi beni ilgilendiriyor? Eksi kök 3 bölü 2 mi beni ilgilendiriyor? Beni ilgilendiren arkadaşlar kök 3 bölü 2. Çünkü şu an bulunduğunuz bölge birinci bölge ve birinci bölgede x değerinizde y değerinizde pozitif olmalıydı. Bu yüzden arkadaşlar a da artık kök 3 bölü 2'dir diye söylüyoruz. Eğer bulunduğunuz bölgeyi değiştirirseniz unutmayın sonucunuz negatif de çıkabilir. Bu bizim bilmemiz gereken bir ayrıntı. Evet düzlemdeki birim çember üzerinde P, X, Y noktası seçilmiştir. AOP 30 derece ise P noktasının koordinatlarımız. Şimdi birim çember dediğine göre hemen buraya bir birimi yazdım. Yani hipotenüs uzunluğunuz bir birim. O zaman bir dik üçgen çizelim bizde. Şuraya 90 dedim. Burası 1. Burası 30 derece. Burası da 60 derece. Şimdi 90'ın karşısında 1 var. 30'un karşısında yarısı olmalıydı. Yani 1 bölü 2 geldi. 30'un karşısındaki kenarın köküç katı da 60'ın karşısını anlatıyordu. Yani burası da köküç bölü 2 oldu. Yani ben bu dik üçgeni burada oluşturduğumda şu uzunluğum artık köküç bölü 2 oldu. 30 derecenin karşısındaki uzunluğumuz da 1 bölü 2 oldu. E şimdi sizin arkadaşlar burası x ekseniniz. Burası da y ekseniniz olduğuna göre p noktasının koordinatları da kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2'dir diye söylüyoruz. Tekrar ediyorum. Eğer farklı bir bölgede yani ikinci ya da üçüncü bölgede olmuş olsaydık bulduğunuz değerler negatif çıkabilirdi. İşaretleriniz negatif olurdu. Bunlara lütfen dikkat ediniz. Evet x ve y eksenleri sırasıyla kosinüs ve sinüs eksenleridir. Bunu zaten az önce kendimiz de bulmuştuk. Buraya kosinüs, buraya da sinüs ekseni dedik. Bu yüzden bölgelerdeki işaretler kosinüs ve sinüs işaretidir. Şimdi birinci bölgede işaretim artı artıydı. İkinci bölgede eksi artı, üçüncü bölgede eksi eksi, dördüncü bölgede artı eksi oldu. E, bizim ilk yazdığımız x'i ikinci yazdığımızda y'yi anlattığına göre kosinüs birinci bölgede sıfırdan büyük. Aynı şekilde sinüs de sıfırdan büyük ikinci bölgeye geldiğinizde bakın x negatif. Demek ki kosinüs sıfırdan küçük, sinüs sıfırdan büyük. Üçüncü bölgeye geldim. Sinüs de kosinüs de gördüğünüz gibi negatif. O yüzden üçüncü bölgede sonucumuz negatif oldu. Dördüncü bölgede bakın x pozitif, y negatif. Demek ki kosinüs büyüktür sıfır, sinüs küçüktür sıfır diye yazıyor olacaksınız buna lütfen dikkat edin bakın uzunluk değerleriniz pozitif çıkacak her zaman fakat noktanın koordinat değerleri istendiğinde bunun negatif çıkma ihtimali olduğunu unutmayın arkadaşlar evet düşün demişiz bakalım PXY noktası verilmiş bize ee, gördüğünüz gibi şu an ikinci bölgede nokta ve açısı 135 derece şimdi bu açı 135 derece ise bizi ilgilendiren açı bakın burası ben artık şunu biliyorum. Burası bir doğru açı ve doğru açının toplam ölçüsü 180 dereceydi. Şimdi tamamı 180 derece olduğuna göre bizim şurada yazmış olduğumuz açı artık 45 derece oldu. Ve siz birim çembere bakıyorsunuz. Ne demek birim çembere bakmak? Hipotenüs uzunluğu bir birim. Hemen dik üçgenimi artık çiziyorum. Burada dik üçgeni çizdik. 90 derece. Burası bir. Burası da 45 derece. E şimdi 45-90'ı yazdığıma göre demek ki şu açımızda artık 45 derece. 45-45-90 üçgeninde az önce ne söylemiştik? Bu kenarlara a yazarsak artık hipotenüsünüzün uzunluğu A kök 2. Bu da bize A kök 2'nin bir yani A'nın 1 bölü kök 2 olduğunu anlatıyor. Her yeri kök 2'ye böldüm. Şimdi A 1 bölü kök 2 iki, unutma. ikinci bölgede işaretin eksi artıydı. Yani kosinüs değeriniz birinci bileşeniniz negatif ikinci bileşeniniz pozitif olmalı. Bu uzunluk değerleri birbirine eşit. Demek ki P noktası eksi bir bölü kök ikiye bir bölü kök ikidir diye söylüyoruz. Tekrar ediyorum. P noktası 45 45 90 derecelik yani ikiz kenar dik üçgene ait olduğu için x ve y değerleri mutlak değerce birbirine eşit. Ama işaret olarak baktığınızda ikinci bölgede x'in işareti negatifti, bu yüzden eksi ve artı diye işaretlerimizi yazmış olduk. Evet, birim çember üzerinde alan P(x,y) y noktası için AOP 120 derecedir. Buna göre p noktasının koordinatlarını bulunuz demiş. Şimdi birim çember üzerinde demek ki burası bir birim. Devam ediyorum. Şimdi açımız 120 derece. Ben bunu tamamlarsam eğer burası yine bir doğru açı anlatıyor. Yani şu iç açınız 60 derece oldu. E bu iç açıyı yazdıktan sonra artık yüksekliğimi tekrar çizdiğimde bir dik üçgen oluşturdum. Hemen dik üçgenimi çizdim. 90 derece burası 60 derece burası da bir birim. Demek ki burası 30 olmalı. E biz az önce ne söylemiştik? 90 derecenin karşısındakinin yarısı 30 derecenin karşısını anlatıyordu. Veya cümleyi tersine de kurabilirsiniz. İkisi de zaten aynı şey arkadaşlar. Şimdi 90'ın karşısında 1 varsa 30'un karşısında yarısı olmalı. Yani 1 bölü 2. 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katını alarak da 60 derecenin karşısını buluyorum. O da kök 3 bölü 2 oldu. Demek ki bu çizdiğim kök 3 bölü 2 anlatıyor. Şu kısa kenarımızda 1 bölü 2 olmalı. İkinci bölgedesiniz. Dolayısıyla x'in işareti negatif, y'nin işareti pozitif olmalı. Bu yüzden p noktası bakın 1 bölü 2 x değerinizi anlatıyordu. Eksi 1 bölü 2'ye kök 3 bölü 2'dir diye söylüyoruz. Yani burada farkındaysanız tamam trigonometri diyoruz ama çok basit bir şeye dikkat etmelisiniz. O da Birim çember üzerinde olduğunuzu unutmayın. Yani hipotenüs bir birim geldi. Sonrasında da yazdığım açılara bakarsanız zaten 30, 45, 60 derecenin e, geniş açı hallerini yazdık. Ve biz o geniş açı hallerinden kurtulup her zaman burada bir dik üçgen oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şekilde düşünürsek en azından sonuca ulaşmak daha kolay oluyor. Evet hatırla demişiz bakalım birim çember üzerinde alınan P kök 5 e, kök bölü 3'e A noktası dördüncü bölgededir. Buna göre A nedir diye sormuş. Az önce bir şey söylemiştim. Demiştim ki birim çember üzerinde bulunan bütün noktalar şu x kare artı y kare eşittir bir özdeşliğini sağlamak zorundaydı. Demek ki kök 5 bölü 3'ün karesi ile a'nın karesini topladığımızda burası 1 olmalı. Kök 5 bölü 3'ün karesini aldığımızda 5 bölü 9 artı a kare eşittir 1 A kare eşittir. 1'den 5 bölü 9 çıkardım. 4 bölü 9 oldu. Şimdi buraya dikkat lütfen. Kare kökünü aldığınızda arkadaşlar iki tane durum vardı. Birincisi A buradan kök 4 bölü 9 yazarsam 2 bölü 3 oldu. Veya A buradan eksi 2 bölü 3 oldu. Şimdi ikisinden biri bizim A değerimiz. Unutma. Dördüncü bölgede olduğunu belirtmiş. E bizim dördüncü bölgede olmamız bu noktanın x değerinin pozitif olduğunu, y değerinin ise negatif olduğunu anlatıyordu. Demek ki benim eksi 2 bölü 3'ü almam gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar a'nın değeri de eksi 2 bölü 3'tür diye söylüyoruz. Bakın çözüm aslında dönüp dolaşıp hep aynı işlemi yaptığını gösteriyor. O da gördüğünüz gibi x kare artı y kare eşittir. 1 eşitti. Bu yüzden bunu yazdıktan sonra karekökünü aldığımızda lütfen hem pozitif hem de negatif gelme ihtimali olduğunu unutmayın. Evet yazılı sorusu demişiz bir tane daha. Birim çember üzerinde alınan P A'ya 2 A noktası 3. bölgededir. Buna göre A nedir diye sormuşuz. Az önce ne söylemiştim? Birim çember bilgisi verildiyse arkadaşlar bizim X kare artı Y kare eşittir bir yazmamız gerekiyor. Şimdi X burada A 2 A hemen A kare artı unutma 2a'nın karesini alıyorum. 4a kare eşittir 1. Yani 5a kare eşittir 1. a kare buradan 1 bölü 5 oldu. Şimdi dikkat yine önemli noktaya geldim bakın. Kare kökünü aldığımız için her iki durumda yazmak zorundayız. Yani a buradan 1 bölü kök 5. Buna a1 diyelim. a2 de buradan eksi 1 bölü kök 5 oldu. Şimdi ben hangisini alıyorum? Onu bir hemen Nasıl anlıyorum onu tekrar bir hatırlayalım. Bakın noktanın bulunduğu bölge bilgisi verilmiş. Üçüncü bölgede. E üçüncü bölgede noktanın hem x değeri hem de y değeri negatifti. Dolayısıyla sizin negatif olan değeri almanız gerekiyor arkadaşlar. A değerimizde artık eksi bir bölü kök beştir diye söylüyoruz. Tekrar ediyorum bakın. A'nın her seferinde iki tane değeri çıkıyor ve biz bu iki değerden hangisini alıyoruz diye baktığımızda orada da noktanın hangi bölgede olduğu bilgisi karşımıza çıkıyor. Üçüncü bölgede olması işaretlerimizin negatif olduğunu anlatıyordu. Biz de bu yüzden arkadaşlar artık eksi bir bölü kök beş değerini almış olduk. Evet şimdi gelelim en sevdiğiniz kısma arkadaşlar ödev kısmına. Evet 9. sınıf tak matematik kitabını aldım. Hemen açıyorum. Bizi ilgilendiren bölümü dik üçgen temel kavram. Hemen şöyle geçtim. Üçgen, üçgen, tales, iç açı ortay. İç açı ortayı da geçmeliyiz. Evet geldik trigonometrik değerlere. Öklit demişiz. Özel üçgenler. Özel üçgenler. Evet. Dik üçgende trigonometrik oranlar diye başlamışız arkadaşlar. Hatta şöyle bakayım bu tarafta bir şey var mı? Yok. Yani sayfa 239'dan başlıyoruz. Sayfa 239. 240 241 devamında 242 243 evet burada birim çember var 243 sonra 244 245 246 247 evet daha fazla vermenin halim yok. Sayfa 239'dan arkadaşlar sayfa 247'ye kadar ödeviniz her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatıyorum. Takıldığınız noktalar olabilir, çözemediğiniz problemler durumları olabilir. Kare kodlarımız her zaman çözümler için yanınızda bulunacak. Kare kodları okutarak çözümlere ulaşabilirsiniz. Evet diğer kitabımız olan sıfırdan dokuza konu anlatım soru bankası kitabımızı açtım. Hemen hızlı bir şekilde benzerlik üçgende eşlik. Sonra iç açı ortay, kenar orta dikme dedik. Yardımcı elemanlar. Evet şimdi geldi. Hemen bakalım trigonometri nereden başlamış. Evet dik üçgende Pisagor teoremi dedik. Dik üçgende Pisagor hemen geçtim. Sonra öklit geldi. Onu da geçtik. Evet. Sayfa 248'den başlıyoruz arkadaşlar. 248, 249, 250, 251. Evet, birim çemberde geldi. Nerede bitirelim? 254'te bitirmiş olalım. Sayfa 248'den arkadaşlar sayfa 253'e kadar ödeviniz tekrar hatırlatıyorum. Çözemediğiniz sorularınızda kare kodları okutarak çözümlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, geldik videomuzun ödüllü sorusuna. Çözümlerinizi yorumlar kısmına bekliyoruz. <laughs>